Derin. Hı. Acil durum var demişsin. Acil durum olmasa yüzünü göremeyeceğiz. Keşke daha önce bilseydik. Ne var senin? Hiçbir şeyim yok ya. Başım ağrıyor biraz. Gayet iyiyim. Evet, ambulans geliyor. Kalp ameliyatı gerekiyormuş hocam. Tamam. ...45 yaşında erkek, kalp 310, sağ koldan 140, 56, solunum 18, yolda mıydı hale? Turgut hocam. Ağırtlı seksiyonu. Sen yaparsın Aras. Sen başarırsın. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hazırlayın, geliyorum ben. Hemen yatağa alalım. Nasıl yani, tanıyor musun? Turgut Çelik. Çamlıtepe'nin kalp damar cerrahı, ciddi misin? Hayır ya, bu hafta bütün kalp damar cerrahlı. Barış Güvener'e haber verin. Başhekime haber verin, hemen. Termoplastik maskeni yaparken sabit durman lazım. Hiç hareket etmeden. Bak, çok zor olduğunu biliyorum ama sabit durman lazım. Ve sessiz. Tamam. Bitti. Geçmiş olsun. Ay, çok zordu. Çok zordu. Öyle durduğum gibi durmak çok zordu. Bunu alıştırma gibi düşün. Radyoterapide kansere yüksek doz radyasyon vereceğiz. İşte o zaman böyle hareket edersen ölürsün. Allah, niye dizilerdeki kötü karakter gibi konuşuyoruz? Onkoloji böyle bir bölüm, ne yapalım? Ben de hep hikayenin sonunu söylüyorum. Küçücük çocuklara, kundakta bebeği olan annelere... ...en acıklı, en katlanılmaz sonu hep ben söylüyorum. Sen iyi misin? Biraz konuşmak ister misin? Hayır. Çünkü şu an bu senin hikayen ve sonu kötü bitmeyecek. Biraz konuşsak, sen de anlatsan neye bozuldu? Konuyu değiştirme. Sonra konuşuruz zaten. Şu an konumuz sensin. Peki, o zaman konuyu tamamen değiştirin. Nasıl gelir misiniz buraya? Gülerken yapacaktık maskeyi. Nasıl unuttuk ya? Senin bu şakaları yapmak için boğazına ihtiyacın olacak, biliyorsun değil mi? O yüzden tedavi programımızı konuşmaya başlayalım derim ben. Konuşalım tabii ama önce... Barış. Kanser benden önce başka birini öldürürse gerçekten çok güzel. Acil çağrı demişsiniz. Ne oluyor? Evet Barış, çok acil. Londra'da kalp damar cerrahı kongresi var. Her yıl olur biliyorsun. Ben ve Sedef dışındaki bütün cerrahlarım orada benim mesela. Çamlıtepe'nin uzmanı burada. Turgut Hoca. Aortu seksiyonu var. Çamlıtepe'de kalp damar cerrahı yok mu yani şu an? Doğru mu anladım? Yok. Çamlıtepe bunu nasıl atlatacak o zaman? Atlatamazlar. Bir kişi acil durumlar için kalır ama miyokardiye enfarktüslerini halledemezler yani. Tespit ederler ama tedavi edemezler. Yani ameliyat edemezler, biliyorsun işte. Trafik kazaları, kurşun yaralanmaları, yani ambulans almaları kalp ve damar cerrahı olmadan çok riskli. Madem Çamlıtepe'nin kalp damar cerrahı yok, kimsenin sağlığını tehlikeye atamayız. Onların ambulans yükünü de bizim almamız lazım. Bunu söyleyeceğini çok iyi biliyordum. Ha, bak ne güzel, ısınıyoruz, tanıyoruz birbirimizi. Onlar da bizim yerimizde olsalar aynı şeyi yaparlardı. Öyle mi? Hiç emin değilim. Başhekim, bizim de personelimiz yetersiz. Yakınlardaki başka hastanelere mi acaba? Elektif hastaları alabilirler ama acil vakaları yolda kaybedebiliriz trafikte. O yüzden en yakın biziz. Sadece bugünlük, sadece acil vakalar. Genel cerrahları da durumdan haberdar edelim. Tabii başhekimim de, ya biz de bunu kaldıramazsak, başaramazsak? Başaramazsak ne demek? Bizim işimiz bu. Başaracağız. Biz herkese yardım ederiz. Bugün de öyle yapacağız. Aras hocam. Sana güveniyorum ve inanıyorum. Eğer yapabiliriz dersen bu yükün altına gireceğim. Ne dersin? Yapabilirim, merak etme. Güzel. Çünkü eğer işler ters giderse ikimizin de başı belaya girer. Merak etme. Hiçbir şey ters gitmeyecek. Güzel. Kolay gelsin. Derin hocam. Hocam. Yani bana aslında yani çok yakın gelmedi. Ama hani baktığım zaman kararsız kaldı. Derin'e soru vermiyoruz. Derin. Ya bu benim şey olayını duydun mu? Duydum hocam. Çocuk obezitesi ve diyabetin baş kahramanı olan markanın hobi bahçesinin sponsor olma isteğini duydum. Benimkini? Seninkini de duydum hocam. Nedir? Baklava açmışsın, ellerine sağlık. Baklava yok. Onun adı pahlavadı. Sence Mine'ye vermeli miyim? Ya ben ne yapayım? Bu sponsorluk şeyini kabul edeyim mi? Hayır, sen kesinlikle bu sponsorluğu reddetmelisin. Hocam sen de kesinlikle vermelisin. Doğru mu değilsen? Evet, çünkü o kadar saçma bir fikir ki bunu desteklemek istiyorum. Saçma mı? Aşk olsun. Evet arkadaşlar, acil durum gününe hoş geldiniz. Derin hocam,
Bugün acildeki hasta yükümüze göre ya batacağız ya çıkacağız. Bu yüzden bütün hastanedeki doktor ve hemşireler sana yardım edecek. Bana uyar. Hocam sen de bu babalık haberini aldığından beri maşallah coştun yani. Yani daha cesur, daha muhteşem bir insan oldun manasında söylüyorum. Babalık bunu gerektirir. Alkış. Andaç. Duydunuz zilin sesini. Ambulans sirenleri başladı. Derin hocam, seni daha fazla gaza getirmek isterdim ama burada kesmek zorundayım. Ben de o şahane gaz konuşmanı saatlerce dinlemek isterdim ama kaçmam lazım. Çok iyi. Andaç, en uzun bekleme süresi psikiyatride. Senden ricam hastalarını hızla ve erkenden alman. Tabii tabii. Ben zaten psikiyatri hastaları çok anlayışlı, çok böyle uyumlu insanlar. Sorun olmaz ya. Ali Aydar hocam, nöroloji de bu konuda ikinci. Senden de ricam iki kat hızlı çalışman, olur mu? Olur. Bir daha sor. Olur mu Ali Aydar hocam? Olur. Hocam ben hızlı soruyu hızlı cevap vermek lazım. Yahu ben zaten sen geldiğinden beri iki kat süratle çalışırım. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hocam hadi. Hadi çıkalım. Çat çat gidelim hadi hocam. Yürüyelim hemen. Gel. Evet, herkese kolay gelsin. Ve son. Suzan hocam şöyle bir koridorda yürüyelim mi? Mis gibi hastane havası alırız. Harika. Yürüyelim. Kötü bir fikir ki. Hayır, bu bölgedeki bütün cerrahları aynı kongrede toplamak çok kötü bir fikir. Yani sen benim yerimde olsan Çamlıtepe'nin hastalarını almaz mıydın? Ben başka bir yol denerdim. Herkes için daha kolay bir yol mesela. İnsanların hayatını kolaylaştıracak bir yol. Her normal insan gibi. Normal mi? Barış, neden her fırsatta daha zor olanı seçiyorsun? Neden düz yürümek varken yokuş tırmanmayı seçiyorsun? Çünkü yokuş seviyorum. Niye yokuş sevdiğime gelince, tepeye çıkınca manzara çok güzel oluyor.